Merhabalar, ismim Çağatay. Tekyaz firmasında uygulama mühendisi olarak görev yapıyorum. Bu webinarda SolidWorks'ün mobilya tasarım ve imalatı ile ilgili çözümlerimizden bahsedeceğim. Kendimden bahsetmem gerekirse 6 yıldır mobilya sektörüyle ilgiliyim. Onun dışında kalıpçılık ve makine sektörleriyle ilgili de çalışma geçmişim bulundu. Şöyle ilerleyeceğiz. Öncelikle ben sınıflandırdım SolidWorks'ün uygulamalarını. Birinci kısımdan başlayacağım. Sırasıyla devam edeceğiz bu şekilde. Ve sağ alt köşede videolar, interaktif videolar oynamaya başlayacak sunumu başlattığımda. Ben yine arka planda size anlatıyor olacağım içeriği. Birinci kısımda malzeme yönetimimiz var. Parça kalınlığı, su yönü, kenar bandı ve kaplama gibi özelliklere müdahalelerde bulunabiliyoruz. Şöyle bakalım. Panelimizin üstüne sürükle bırak yöntemiyle malzememizi atıyoruz. Gördüğünüz üzere malzememizin de kalınlıkları mevcut olarak bulunuyor. Yani panelin kalınlıklarına da aynı zamanda müdahalelerde bulunabiliyoruz. Su yönünü görüyorsunuz şu an. Suyun az sokrasını olarak değiştirebiliyoruz. Özel açılar verebiliyoruz. Gördüğünüz üzere kenar bandımızı sürükleyip bırakıp atabiliyoruz. Malzemelerimiz dokularında otomatik olarak gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. İkinci kısma geçelim. İkinci kısımda da bağlantı elemanlarımız var. Yine genel yapı pratik olarak sürükle bırak ile ilerliyor. Bileşenlerimizi uyguladık. Attığımız zaman aynı zamanda delik planlarını da oluşturmuş oluyoruz. Teknik resimde veya CAM'de bunları otomatik olarak işleyebiliyoruz. Minifix, Cavela, Clemex, Lamello gibi özel bağlantıları kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz ve bunların yine deliklerini, yuvalarını otomatik olarak program bizim için açıyor. Hetik, Hafele, Bloom, GTV gibi tanınmış markaların kütüphaneleri de aksesuarları da yine kütüphanemizde mevcut olarak bulunuyor. Üçüncü kısma geçtiğimizde box uygulamalarını görüyoruz. Nedir box uygulamaları? Videoda gördüğünüz üzere yine sürükleyip bırakarak herhangi bir boşluğun hacmin içine mobilya bileşenlerimizi yerleştiriyoruz. Yine bağlantı deliklerinin deldiğini görüyorsunuz. Mobilya bileşenlerinden neyi kastediyoruz? Kapaklar, çekmeceler, raflar, dikmeler gibi birçok mobilya bileşenini kolaylıkla modüllerinize, tasarımlarınıza uygulayabiliyorsunuz. Dördüncü kısımda yerleşim planlaması mevcut. Mobilyalarınızı eskizlerinize veya krokilerinize göre otomatik olarak kolay bir şekilde videoda gördüğünüz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Müşterilerinize hızlı görsel sunumlar oluşturabiliyorsunuz. Burada bir duvar giydirmesi yapacağız şimdi. Nasıl yapıldığını göstereceğiz ve belli bir yere kadar oluşturacağız. Burada birleşme yöntemi olarak gönye birleştirme olduğunu görebiliyorsunuz. Okey dediğimizde otomatik olarak işlemleri uygulayacaktır bizim için. Boyutlandırmaları yine krokiye göre oluşturuyor gördüğünüz üzere. Bu kısmı da gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında önceden oluşturduğumuz kısmı açıp son aşama olan renderlama kısmına geçeceğiz.
Evet, uygun bir açıdan bakıp render için ayarlayabiliriz. İndirdiğimiz veya bizim oluşturduğumuz 3 boyutlu nesneleri yerleşim planına uygulayabiliriz. Sonrasında da renderlama kısmına geçebiliriz. Bu başka bir webinar konusu olduğu için renderlama kısmını şu an için geçiyoruz. Beşinci kısımda ise özelleştirilebilir raporlar. Oluşturduğumuz modülün raporunu aldık, hesaplamayı yaptı. Bizim için bu raporları projemizin olduğu klasörün içine raporlar diye bir klasör açıp atacaktır program. Burada gördüğünüz üzere tüm parça bazındaki ölçüler, veriler bizim için oluşturuluyor. Kesim listesi, stok listesi, su yönleri, malzemenin ebatları, aksesuar listesi, yaptığımız kemler, postlarımız, barkodlarımız ve maliyet hesaplaması burada mevcut olarak bulunuyor. Desteklenen formatlar, alabileceğimiz formatlar GCV, text, XML, HTML. Bu formatları bizim için oluşturabiliyor, veri alabiliyoruz. Altıncı kısımda iki eksen ve üç eksen CAM operasyonları uygulamaları mevcut. CAM kütüphanesinde standart olarak operasyonlarımız var. Özelleştirebilirsiniz, manuel operasyonlar yapabilirsiniz. Sürükle bırakla pratik bir şekilde operasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Unsur ağacında görüyorsunuz operasyonları. Simülasyonunu başlatıyoruz. Takım yolu hareketlerini bu şekilde görebiliyorsunuz. Hızına müdahale edebiliyoruz simülasyonun. Yan delikleriniz varsa bunları da agregayla oluşturup delebiliriz. Postunu al dediğimizde sadece ustanın yapacağı işlem parçayı tezgaha bağlayıp start tuşuna basmak olacaktır. Herhangi bir zaman kaybı yaşamamız söz konusu olmayacaktır bundan sonrası için. 7-5 eksen CAM uygulamaları karmaşık parçaların ya da formlu ya da amorf parçaların işlenmesini sağlayan modül. Simultane işlemler yapabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Tezgahın kafasını yatırabiliyorsunuz. Bıçağın alnı ile yüzeyi takip edebiliyorsunuz veya yan tarafıyla kesim yapabiliyorsunuz kafayı yatırıp. 3 boyutlu ortamda da kontrolünü yaptığımız için herhangi bir hata riski veya bindirme riski, çarpma riski olmuyor. Tamamen güvenli bir şekilde parçanızı imal edebiliyorsunuz. Şu an için anlatacaklarımız genel başlıklar. Bu şekilde bir sonraki webinarda da bir modül çizip burada gördüğünüz uygulamaları gerçekleştireceğiz. Tüm sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz iletişim kanallarından bana veya tek yaza ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Teşekkür ederiz katılımınız için. İyi günler.